Action'dan hepinize merhaba. Sinema severler için Nisan ayı kutsal ay. İstanbul Film Festivali başlıyor. Biz de festivali konuşmak için festival yönetmeni, direktörü Kerem Ayan'la birlikteyiz. Sevgili Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, yeni bir festival, yeni heyecanlar, yeni neler var onları konuşalım. Yeni filmler, merakla beklediklerimiz. İstersen farklı bir açılış bekliyor İstanbul'lu sinema severleri. Ondan başlayalım. Başlayalım. Evet, bu sefer Kadıköy'de açılıyoruz. Farklı açılışımız Süreyya Operası'nda açılacağız. Bunca yıldır ilk defa sanıyorum Asya tarafında açılacak festival. Çok güzel bir mekan tabii ki Süreyya Operası. Bize verdikleri için de çok mutluyuz. Orada 6 Nisan'da onur ödüllerimizi vererek başlayacağız. Hemen onlardan da bahsedelim. İki oyuncu veriyoruz bu sene. Kayhan Yıldızoğlu ve Nevra Serezli. Ondan sonra da açılış filmimiz Hırçın var. Scrapper. Sundance'da bu sene en iyi film ödülü aldı Scrapper. Gerçekten bence çok müthiş bir film bu arada. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bizim galalarımızda zaten. Çok güzel bir baba kız hikayesi. Çok farklı bir baba kız hikayesi. Başrolünde de bu hüzün üçgeninden tanıdığımız Harris Dickinson evet. Oynuyor. Çok güzel, çok tatlı Harika. Bir film. Peki hemen şunu soracaklar. Biz de galalıya, açılışa katılabilir miyiz? Diğer izleyiciye ne diyoruz? Açılışa katılamıyorlar çünkü açılış sadece davetli. Bir de bu sene zaten daha da küçük bir mekandayız aslında her sene yaptığımızdan. Bir parça daha küçük bir mekan. O yüzden sadece işte yönetmenler, davetler ama hemen ertesi günü açılış filmiyle tekrar bütün filmleri seyredecekler zaten. Hadi hemen sinemalı salonlarını da bir sayalım. Evet, bu sene ne yazık ki artık da gitgide daha az salonlara kaldık. Bir kere bunu söylemek isterim. Beyoğlu sineması kapandı biliyorsun. Evet. Restore edilecek, tekrar açılacak. Onu bekliyoruz. Rex geçen seneden beri yok. Şu anda Beyoğlu'nda sadece Atlas sinemasındayız ve Fransız Kültür Merkezi'ndeyiz. Nişantaşı'nda Cinevam, Cities 2 salon ve Asya tarafında da Kadıköy Sineması ve Sinematek Sinema Evi'ndeyiz. Bir de hemen ben kendi yaşadığım tecrübeleri dayanarak küçük bir uyarı yapmak istiyorum bizi izleyenlere. Fransız Kültür Merkezi'nde film izleyecekler. Seans başlamadan bir yarım saat önce orada olurlarsa iyi olur değil mi? Çok güzel bir öyle. Artı muhakkak kimlikleriyle gelmeleri gerekiyor. Çünkü kapıda kimlik kontrolü var Fransız toprağı olduğu için. Aynen biraz orada ritüel uzun sürüyor. Evet. Onu bir hatırlatmış olalım. Güzel. Hadi şimdi nasıl yapalım? Bütün programı konuşmayalım. Bence önerilerimizde benim de birkaç önerim olacak. Tamam. Önerilerle başlayalım. Sonra araya yine bir şeyler sorarım tamam, ben sana. Tamam tabii ne dersin? Ki olur. Şimdi öneriler deyince tabii ki önce yarışmadan bahsetmek lazım. Çünkü gerçekten içimize en çok sinenleri, en sevdiklerimizi, en enteresan olanları tabii ki uluslararası yarışmamıza alıyoruz. Orada da gerçekten 10 tane çok enteresan film var. Dünyanın dört bir yanından Fas'tan bir bilim kurgu filmimiz var. Evet. Fantastik Animalia diye aramızdalar. Berlin yarışmadan bir filmimiz var. Rolf Dahlke'nin son filmi Survival of Kindness, İnsanlık Ölmedi diye çevirdik. Ve de diyalogsuz bir film bu. O çok enteresan. Sen de seyrettin zaten Berlin'de. Yarışmada benim biraz daha sevdiklerim belki diyeyim. Danimarka'dan bir filmimiz var. Kopenhag diye bir yer yok. Bir ilk film bu fakat filmin senaristi Eskil Vogt. Eskil Vogt'un birçok filmini biz gösterdik. Evet. Joachim Trier'in birçok filmini yazdı. Kendisi de film çekiyor. Yine tam bir kuzey ülkesi tadında çok güzel bir aşk hikayesi anlatıyor. Çok enteresan bir film. Onu şiddetle tavsiye ederim. Bir de Fransa'dan Atlantic Bar diye bir film var. Bu Atlantic Bar Cannes Film Festivali'nde asit bölümündeydi. Bu yan bir bölüm. Çok dikkat çekmeyen bölüm. Bir de film belgesel olduğu için göze hiç batmadı. Fakat çok güzel bir belgesel. Yani hem çok sanatsal çekilmiş. Fransa'nın Arles şehrinde bir mahalle barını anlatıyor. Bar kapanmak üzere ve bütün o barın insanlarını, gidenlerini, çalışanlarını ama çok sıcak, çok insancıl, çok bir de muhteşem çekilmiş bir film. O yüzden o Atlantik Barı da şiddetle tavsiye ederim yarışmadan. Hadi ulusal yarışma diyelim. Ulusal yarışma. Tabii şimdi ulusal yarışmadan bir tavsiye veremiyoruz çünkü tabii ulusal yarışma. Hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Fakat ulusal yarışmada bu sene 11 film var. Bu 11 filmden 5 film dünya premieri yapacak bizde. O yüzden ayrıyeten de çok mutluyuz. Bunların içinde işte zaten yazıldı, çizildi. Onur Saylan'ın son filmi var. Boğa Boğa.
haliyle. Şimdi hemen ben araya girmek istiyorum. Benim en çok merakla beklediğim filmler, iki film var. Tamam. Üç tanesini Antalya'da gördüm zaten. Evet. Suna, Iguana Tokyo, Ayna evet, Ayna. O üçünün sadece İstanbul premierini yapıyoruz. Üçünü de öneriyorum zaten izleyenlere. Ben Boğa Boğa'yı çok merak ediyorum. Onur Saylak çok seviyorum. Hakan Günday çok seviyorum. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit de çok beğeniyorum. Dolayısıyla bu dördünü birlikte, ikisi kamera arkasında, onları izlemek için sabırsızlanıyorum. Bir de çok sevdiğim bir yönetmen var, Fikret Reyhan. Evet, Fikret, son filmi, evet, Cam Perde. Son, Cam Perde'yi de ikisini merakla bekliyorum. Evet. Onun da evet, Dünya Premieri yapıyoruz dediğin gibi. O da enteresan bir film yapmış, kadına şiddet üzerine biraz. O da işte dediğim gibi Dünya Premieri'ni yapacak bizde. Ondan başka Tokyo Film Festivali'nde göstermiş Bir Tutam Karanfil var. Rotterdam Film Festivali'nde göstermiş Umut Subaşı'nın ilk filmi var. Sanki her şey biraz felaket. Umut'un biz daha önce kısa filmlerinde göstermiştik zaten. Ayşe Polat'ın Berlin'de gösterilen. Ayşe Polat'ın Berlin'de gösterilen Kör Nokta'da filmi. Kör Nokta'da hem uluslararası yarışmada hem ulusal yarışmada. Çünkü Türkiye'de geçen bir film. Türk oyuncularla bir film yapmış. O da var. Başka iki tane daha var yanılmıyorsam. Şimdi ondan şu anda aklıma gelmiyor. Bakmamız lazım. Evet, şöyle bir ben telefonu... Bars var. Bars adlı film var. O da Dünya Premieri'ni bizde yapacak. Bir Tutam Karanfil dedik. Ayşe, sanki her şey biraz felaket dedik. Evet. Bars dedik. Ayna Ayna dedik. Ölüler için Yaşam Kılavuzu. Evet. Bu yarışmamızın tek genre filmi. Bir genre filmi olması bizim de hoşumuza gitti. Biraz farklı, böyle vurdulu, kırdılı, kanlı, biraz şiddetli bir film ama öbür filmlerden biraz daha farklı olması çok güzel. Yani Türk sinemasında böyle farklı genre filmlerin yapılması çok güzel. Çeşitlilik olması benim de her zaman hoşuma gidiyor. Evet. Peki, Burak Çevik'ten bahsetmeden de geçmeyelim. Burak'ın Gidiş O Gidiş filmi de. Evet, Gidiş O Gidiş filmi var. İki yönetmenle beraber çektiği, bazı yerleri 3D olan, bazı yerleri normal olan bir filmi var. Burak aynı zamanda bu sene bize bir bölüm içinde küratörlük yaptı. Evet, Heyula ondan da bölümü bahsedelim. Için. Heyula bölümünde de biraz daha farklı, biraz daha experimental, deneysel, biraz daha belki de zorlayıcı filmler var. Sinemanın sınırlarını biraz zorlayan filmler var. Ama bu bölümde de hemen söyleyelim. Berlin'in Encounters'ını kazanan Here, Burada adlı film var. Bas Devos'un ve çok beğenilen Berlin'de. O da yine bu Heyula bölümünün içinde. Bir de Hong Sang-soo'nun Berlin'deki son filmi var. Seyircileri şaşırtan. Çünkü bütün film flu. 60 dakika sürüyor. O yüzden seyirci hani salona girip de bu film net değil derse gerçekten değil. Çünkü Hong Sang-soo demiş ki artık çok net film görmekten sıkıldım. Bu filmi böyle çekeceğim demiş. Öyle çekmiş. Bayılıyorum ben kendisine. Ben mutlaka izleyeceğim. Çok verimli. Yani iki filmi var bizde. Bir Venedik'ten, bir Berlin'den. Her festivale bir film yetiştiriyor. Aynen ya, inanılır gibi değil. Evet. Ama bir de festivallerinde çok sevdiği bir yönetmen. Dolayısıyla ne yapsa da alıyorlar değil mi? Evet, evet. Berlin, Venedik, Cannes hangisi olursa. Peki, şimdi bu sene ağırlıklı, bu sene değil yani genel olarak ağırlıklı olarak Berlin ve Venedik filmleri var İstanbul Film Festivali'nde. Film ekimi kan ağırlıklı oluyor. Dolayısıyla iki festivalinde ben de gördüm. Onların öne çıkan filmlerinden bir tık bahsedelim istiyorsan. Tabii yani... Çünkü bol ödüllü filmler var çok. Özellikle Berlin'den. Berlin'deki bütün ödüllü filmleri aldık. O yüzden ayrıyeten de çok mutluyuz. Altın Ayı'yı alan Nicolas Philibert'in son filmi Küçük Evren diye çeviriyor Türkçe'ye. Fransa'da bir akıl hastanesini anlatan bir belgesel. Bu arada belgesel demişken geçen sene Venedik'te bir belgesel kazandı. Bir Nan Goldin'i anlatan harika belgesel. Onu da aldık. Festivale film ekimini alamamıştık. O yüzden festivale aldık şimdi. Türkçe adı neydi? Bütün güzellikler ve kötülükler mi? Öyle bir şey. Oldu. All the beauty and the bloodshed ama bütün iyilikler ve bütün güzellikler ve kötülükler diye çevrildi galiba. Yani, tam emin değilim Türkçesine. Benim geçen son Venedik'te görüp de en çok beğendiğim filmlerden biri. Çok güzel, çok etkileyici bir belgesel yapmış gerçekten. Bir de hani Nan Goldin'in sanatını izlerken bir taraftan geçmişinden gelerek paralel kurguyla oksikondin diye bir ilaç, bağımlılık yaratan bir ilaca karşı verdiği sanatsal mücadeleyi anlatıyor. Evet. Filmi çok ilginç kılan taraflarından kesinlikle, biri de o zaten. Kesinlikle. Ne kadar yaratıcı şeyler yapıyorlar değil mi? Protesto gösterileri yapıyorlar. Evet. Bence kaçırmayın.
Berlin'e tekrar geri dönersek, herkesin çok beğendiği ve bence de yarışmadaki en iyi filmdi herhalde. Christian Petzold'un son filmi müthiş. Var, Kızıl Gökyüzü. Gerçekten çok etkileyici. Filmin başrol oyuncusu Thomas Schubert de gelecek. Aa, harika. Festivale filmi sunmaya. Bu arada onu harika da söyleyelim. Ondan başka Philip Garrel'in sanırım jüri büyük ödülü alan, evet, Pulluk adlı filmi var. En iyi var. Yönetmen. En iyi yönetmen alan Pulluk adlı filmi var. Üç çocuğunu oynattığı kukla gösterisi, evet, sanatı, evet, üzerine. Evet, sanat tatlı üzerine. Bir film. Hani çok büyük bir filmdi ama keyifle, evet, ama izleniyor. Işte, evet, Philip Garrel diye, evet, ödül verildi sanıyorum. En iyi oyuncu ödülü alan 20 bin arı türü adlı İspanyol filmi var. 8 yaşındaki kıza ödül verdiler biliyorsun. Şimdiye kadar verilmiş, evet, en genç oyuncu ödülü oldu. Ha, Berlin Film Festivali'nde. Çok hoş filmdi ama o da. Hoş bir film, evet. En iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazanan film de Gecenin Sonuna Dek, Alman filmi, o da var. Onu görmedim ben. Bir yine sanırım Türk asıllı bir oyuncuyla oynuyor. Başrol. Artık Berlin'de bu arada bir trans tek kadın bir rol olduğu için ikinci rolü yardımcı diye veriyorlar. Oysa ki ödülü alan trans oyuncu gerçekten başrolde oynuyor. Hadi ya. Aslında filmde. Ben, evet, filmi göremedim yani maalesef. Çok enteresan. O zaman ben küçük bir ekleme yapayım. O ana jüriden hiçbir ödül almadı. Totem diye bir Meksika filmi. Evet. Ben çok beğendim filmi. Küçücük. Lili Alvarez zannediyorum yönetmeni. Sen bir önceki filmini göstermiştik. Evet, o da, evet, çok, evet, hoş bir, evet, film. Evet, Hizmettin'in Günlüğü müydü? Hatırlamıyorum tam adını. Küçücük bir aile hikayesi. O da yine 7-8 yaşındaki bir kızın gözünden hasta babası, halaları, teyzeleri, kalabalık üst orta sınıf bir aile. Bir günde geçen, benim çok beğenerek izlediğim bir film oldu, evet, Totem. Evet. O Totem, da var programda. Evet, var programda. Totem'i de kaçırmayın diyorum ben kendi adıma. Kesinlikle. Venedik'ten neler gelmişti bir onları hatırlayalım. Venedik'ten diyeyim ki yani Venedik'in çoğunluğunu film ekiminde gösterdik. Şu anda bir tek elimizde sanıyorum Altın Aslan var. Altın Aslan'ı göstereceğiz. Bir de ben o zaman ekleyeyim. Benim yine Venedik'te çok beğendiğim Virginia Efira'nın başrolünü oynadı. Başkalarının çocuğu. Tamam. Ve Venedik'te olduğunu hatırlamıyordum. Evet. Onu da gösteriyoruz kesinlikle. Ben çok seviyorum o filmi. Hiçbir ödül almadı. Çok samimi buluyorum. Tam bir kadın hikayesi. Zaten Çiçek İstemez'e koydun o bölümde zannediyorum. Değil. Değil antidepresanda. Aslında o kadar da komik bir film değil ama yine de böyle biraz bir havayı böyle iyi bitiyor sonu. Böyle biraz daha tatlı olduğu için antidepresana koyduk, evet, onu. Çok çok hoş bir film. Evet. Bir de ne Virginia kadar Efira çok iyi oynuyor tabii. Müthiş oynuyor. Filmde. Bayılıyorum, evet, ben son kesinlikle dönemlerde çok sevdiğim oyunculardan biri o. Evet. Aynen öyle. Berlin'den şey atlamayalım Kerem. O da ödül almadı ama Vicky Krieps'in oyunculuğuyla. Ha, Ingeborg Bachmann filmi. Margarete von Trotta'nın son filmi. O işte kadın bölümümüzde. Evet. Yine Berlin'den gelen film. Ira Sachs'in son film var. Passages. O da Berlin'den. O onda Berlin'de da oldukça büyük ilgi gördü. Yine yarışmada ödül almadı ama Disco Boy'dan var. Franz Rogowski'nin oynadığı iki film bu, Passages'la Disco Boy. Enteresan bir filmdi Disco Boy'da. Kimileri çok beğendi, kimileri nefret etti. Vallahi biraz zor bir film Disco, evet, Boy. Yine şey var, Brandon Cronenberg'in Infinity Pool'u var. O da yani Sundance'deydi, sonra Berlin'deydi. Yine Berlin'den ödüllü ve kral dedik yine Harika Makina diye çok güzel bir belgeselimiz var. Yan bölümdeydi Berlin'de. Generation 14'teydi sanıyorum. 14 Plus. Kamerayla insan ilişkisi üzerine ve bu sosyal medya üzerine çok komik ve çok güzel bir film yapmış. Bir Hollanda filmi. Şeyde de çok dikkat çekmişti, Sundance'da. Gerçekten çok güzel. O da benim yani ilk onumda sanıyorum. Harika. Hoş, ben de onu listeme alayım o zaman, evet, hemen. Şimdi dur biraz filmlere ara verelim. Biletler ne zaman çıkıyor? Yine her sene olduğu gibi eleştirilen bilet fiyatları konusu var. Biraz onlardan bahsedelim, filmlere yine döneriz. Şimdi artık bilet fiyatları eleştirilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü ön satışta sabah seanslarımız 50 lira. Ondan başka da festival içinde gündüz seansları 70, akşam seansları 90 lira. Ve de bütün festival boyunca öğrenci biletleri sadece 10 liradan satılıyor. Kerem hemen soru. Akşam 9.30 seansı hariç ve sınırsız. Onu soracaktım işte. Daha önce bir limit vardı. Bu sene sınırsız yaptınız. Yok, yani biz İKS festivalleri içinde sınırsız öğrenci satan tek festivaliz. O yüzden dolayısıyla şikayet etmesin öğrenciler, değil mi? Gelemiyoruz çok, evet, pahalı. Yani lafında. Normalde evet, yani Türkiye'de hayat çok pahalı. Ona yapacak hiçbir şeyimiz yok ama yine de biz şu anda normal sinema fiyatlarından biraz daha ucuz olarak satıyoruz. Ve de tabii ki yani her sene söylüyorum ama biz vizyona çıkmamış filmler getirdiğimiz için ve çoğunlukla yurt dışı çalıştığımız için bunları zaten euro üzerinden alınca zaten
çok büyük paralara çıkıyor. Yine işte sponsorlarımız tabii sağ olsun bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Tamam. Yaygın satış ne zaman başlıyor? Lale kartlardan sonra? Lale kartlardan sonra 30'unda biletler satışa çıkıyor. 30 halka. Mart. Ondan sonra da evet 7 Nisan'da da festivale başlıyoruz. Peki. Hem Paso'dan hem İKSV'de gişelerden alınabiliyor. Tamam. Zaten film.iksv.org'da. Evet. Bütün program, bütün detaylar, bileti nereden nasıl alabileceğiniz hepsi yazılı. Onu da altyazıda bir gösteririz size internet adresine. Hadi yine programa dönelim. Çok sevdiklerinden dönelim. Çok sevdiklerimden önce hemen önemli bir onur konuğundan bahsedelim. Bu sene 2022'de Nobel ödülü kazanan Annie Ernaux geliyor festivale. Bana da sürpriz bir, oldu. Bir edebiyat haberi bu aslında ama Annie Ernaux oğluyla bir film çekti. Evet. Süper 8 Yılları diye Cannes'da gösterilmişti. Hı-hı. O filmi sunmaya geliyor Annie Ernaux. Harika İstanbul'a. Haber. Ama tabii Türkiye'yi bütün kitapları Türkçe'ye çevrildiği Hı-hı. için çok bilinen bir yazar. Hem gelecek filmini sunacak, hem seyirciyle bir söyleşi yapacak, hem de imza kitaplarını imzalayacak. Böyle bir minik etkinlik de olacak 13 Nisan yanılmıyorsam. Bir edebiyat sinema buluşması da şahit evet. olacağız o zaman, harika. Evet, devam. Başka sürpriz var mı? Bak ben devam. Yani şu anda bir sürpriz yok daha. Keşke olsa hani geçen senek gibi son anda bir Gaspar Noé sürprizi gibi bir sürpriz yapmayı çok isteriz. Ama şöyle mesela işte bu sene biliyorsun Friedkin'in 9 filmini gösteriyoruz. Hı hı. William Friedkin Hollywood'un çok önemli yönetmenlerinden. Tabii ki Exorcist'te dahil olmak üzere bu sene 50. yılı değil mi? Kesinlikle. Kendisini çağırdık festivale. 91 yaşında sanıyorum kendisi. Fakat ne yazık ki gelemiyor çünkü son filminin kurgusunu yapıyormuş. Yani kesinlikle o nedenle gelemiyor. İşi olduğu için harika. Gelemiyor. Evet. Ondan sonra ama dediğim gibi uğraşıyoruz bakalım belki hala cevap beklediğimiz insanlar var bakarız. Bu arada dediğim gibi Friedkin de filmlerini büyük ekranda değil seyretmek için işte Devriye olsun, French Connection olsun, Live and Die in LA bunlar çok önemli filmler benim tabii ki. En sevdiğim filmlerden biri Kanunun Kuvveti. Evet yani bu şey ha. Bir de çok fazla görülmeyen Sorcerer adlı filmi var. O da oldukça enteresan filmlerinden birisi. İşte bu 9 filmi seyretmek için güzel bir fırsat olacak harika. Tabii ki. Evet peki. Başka hangi bölümlerimiz vardı? Şimdi ben düşünüyorum bir taraftan. Bölümlerden değil de hani film filmlerden yani git peki. Gelenlerden söyleyeyim. Benim çok heyecanlandığım RRR adlı film var. Hint filmi. Netflix'te. Film şu anda evet oynuyor. Fakat bu filmi hiç büyük ekranda seyretmedik Türkiye'de ve de tam bir büyük ekran filmi. Yani gösterildiği salonlarda milletin delirdiği, dans ettiği, konfetler attığı, bağırdığı, çağırdığı bir film. Gerçekten danslı, müzikli, aksiyonlu böyle çok hoş bir Hint filmi. Onu ilk defa salonda seyredeceğiz. Bu arada film çok yeni, en iyi şarkı Oscar'ı evet. aldı. Şarkısı da çok güzel gerçekten. onu da bu vesileyle festivalde iki gösterim, bir Atlas'ta, bir Kadıköy'de gösterebileceğiz. Evet. Şeyi merak ediyorum. Ben François Ozon'un her zaman severim oyuncaklı filmlerini. Bu da o oyuncaklı işlerinden biri gibi geldi bana. Aynen öyle. Bir vaudeville çekmiş François Ozon bu sefer. Eski zamanda Paris'te geçen tam bir vaudeville. Bütün Fransız oyuncular var filmde bu arada. Fakat filmin en güzel sürprizi filmin ortasında giren Isabelle Huppert. Gerçekten inanılmaz bir rolle giriyor. Ve kırıp geçiriyor ortalığı kadın. Gerçekten çok çok başarılı bir oyunculuk yapmış Isabelle Huppert. Uzun zamandır Isabelle Huppert'i hep daha böyle depresif rollerde görüyorduk. Burada görmek çok hoş oldu. Yani o komedi şeyini ortaya çıkarmış. Isabelle Huppert demişken hemen aklıma geldi benim. Venedik'te yine Sendikacı. Evet. O da enteresan bir hikaye aslında. Çok klasik bir anlatımla çekilmiş bir film ama hani Avrupa'nın ikiyüzlülüğü üzerine ilginç bir hikaye anlatıyor. Yine Isabelle Huppert'in başrolde oynadığı çok güzel Gerçi bir film. Gerçi orada böyle bayağı filtreyle oynuyor biraz. Tabii yani o daha bir Isabelle Huppert tarzlı bir film ama yine de çok enteresan dediğin gibi Sendikacı. Yani tam bu işte büyük şirketlerin entrikalarını şunları filan anlatan hatta devletlerle şirketlerin böyle karşılaştığı enteresan. Gerçek hayat hikayesi yani ben onu böyle hani önerilerimde yer alıyor benim Sendikacı. Evet yo, oldukça enteresan bir film o. Başka düşünüyorum. Kerem sen gördün mü bilmiyorum ama Sundance'de çok konuşulan ve en iyi yönetmen ödülü alan bir Litvanya filmi var. Slow mu? Evet. Slow. Gördüm tabii ki. Ve sadece her şeyi gördüm bu sene sanıyorum. Yani hiç görmeden almadığım yok.
Slow'un iki oyuncusu da geliyor bu arada harika. Filmi sunmaya. Çok güzel bir dansçı kızla aseksüel bir adamın ilişkisini anlatan oldukça ilginç bir film gerçekten. Çok yazıldı çünkü. Çok da güzel üzerine. Güzel çekilmiş bir film. Dediğim gibi oyuncular da gelecekler. Seks olmadan aşk olur mu sorusunu soruyormuş evet, film değil mi? Aynen öyle. Bir de şeylerden bahsedeyim hemen uluslararası jürimizden. Çünkü uluslararası jürimizdeki herkesin festivalde bir filmi de var aşağı yukarı. Bir kere jüri başkanımız João Canijo. João Canijo'nun iki filmi bu sene Berlin'deydi. O da ödül aldı. Bad Living ile Living Bad, yaşamak kötü, kötü yaşamak diye çevirdik onları. Biri yarışmadaydı, biri Encounters'daydı. Aynı oteli anlatıyor. İki farklı bakış açısından. İlki otelin otelin sahipleri, ikincisi de otelin müşterileri. Aynı zaman dilimindeki hikayeyi anlatıyor. Enteresan. Portekizli yönetmen, biz daha önce Blood of My Blood diye bir filmini göstermiştik. O jüri başkanımız. Ondan başka yine jürimizde Maeve Jenkins var. Maeve Jenkins Brezilya'nın önemli bir oyuncusu. Daha önce kendisini Aquarius'ta, Neon Bull'da seyretmiştik. Bu sene de Kömür adlı bir filmde başrol oynuyor. Hadi Kömür'den bahset çünkü biraz önce bir arkadaşımla konuştum. O dedi ki bugün bir İngiliz gazetelerindeki film review'larına baktım dedi. Dün çıkan filmlerin. Kömür bütün yazarlardan 5 yıldız almış. Çok güzel bir Brezilya filmi Kömür. Yönetmeni de geliyor hatta. Bir mafya babasının bir fakir bir ailenin evinde saklanmasını anlatan bir film. Ama güzel çekilmiş, heyecanlı bir film. Brezilya demişken hemen oradan Property filmine atlayayım. Mülk, o da Berlinale'deydi. Yan bölümlerden birinde, Panorama'da. O da bir Brezilya filmi. O da bir mülk sahibi, zengin bir aileyle o mülkün çalışanların arasındaki çekişmeleri anlatıyor. Oldukça sert bir film. Fakat çok güzel ve böyle soluk soluğa seyredilen bir enteresan bir film yapmışlar. Yine jürimizde Teona Mitevska var. Kuzey Makedonya'dan Teona. Dünyanın En Mutlu İnsanı diye bir filmi evet. var. Onu hem festivalde göstereceğiz hem de Teona'da festivalde. Yine bu Bosna'da geçen bir karşılaşma hikayesi. Bir sniperla zamanında onun vurduğu kadının arasındaki ama öldürmediği kadın arasındaki ilişkiyi anlatan bu sene bütün jüri üyelerinin filmlerini de seyredeceğiz yani uluslararası jürinin. Bunlara ek olarak jüride Dora Bushusha var, Tunuslu yapımcı, Tunus'un en önemli yapımcılarından Muhammed Ben Atayan'ın bütün filmlerini yapan. Bir de Alexandre O. Philippe var. Alexandre O. Philippe'nin de Lynch Oz belgeselini seyredeceğiz. David Lynch ile Oz büyücüsünün ilişkilerini anlatan. Çok merak ediyorum. Oldukça eğlenceli. Alexandre O. Philippe'nin daha önce Friedkin belgeselini gösterdik. Jodorowsky belgeselini böyle yönetmenler üzerine belgeseller yapıyor. İlk defa festivale gelecek. O eseri filmini de sunacak. Yerli jüride hemen. Tabii çok ki, yazıldı ama yine biz programda bir hatırlatmış olduk. Tabii ki yerli jüride jüri başkanımız Emin Alper. Ondan başka Farah Zeynep Abdullah var jürimizde. Görüntü yönetmeni Emre Tan Yıldız, kurgucu Aylin Zoytinel ve yazar Seray Şahiner var. Harika bir jüri. Ya şeyi konuşmadık. Venedik'te en çok beğendiğimiz bir iki filmden yani en çok beğendim. Venedik'te çok güzel filmler var bu sene de. Alice Diop. Alice Diop evet, Fransa'nın Oscar adayı. Ondan sonra ben daha çok Fransa'nın Oscar adayı diye hatırlıyorum onu. O da evet oldukça enteresan bir film. Fransa'da da bayağı olay Saint-Omer. Yarattı. Gerçekten Saint-Omer onu heyecanla... Saint-Omer diye oynayacak değil mi? Saint-Omer çünkü şehrin adı evet, Saint-Omer. O yüzden orada geçen bir hikaye. Hazır bu hikayelerden bahsederken biraz mahkeme hikayesi aslında bir taraftan ama... bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yine bir kadın hikayesi olduğu için aslında Alice Darling'den. Alice sevgilim diye çevirdi. O da bir toksik ilişki anlatan film. Gerçekten çok rahatsız edici ve çok güzel yapılmış bir film. Bill Nighy'nin kızı Mary Nighy yönetiyor filmi. Ve sevgilisinin gerçekten çok acayip bir şekilde psikolojik baskı yaptığı bir kadının hikayesini anlatıyor. Şiddete tavsiye ederim onu da. Oldukça güzel bir film yapmışlar çünkü. Vallahi bayağı bir tavsiyelerde bulunduk. Evet. Daha fazla kafa karıştırmıyor. Fatih Yakın'ın son filmi var onu da söylemiş oldum. Rheingold. Evet.
Onu da yine festivalde göstereceğiz. Bir Iraklı Alman aslında rapçinin gerçek hikayesini anlattığı film. Filmde bir de Uğur Yücel var. Bu arada küçük birkaç bir oyuncu var. Philippe Liore var, Fransız yönetmen. Yaş 16'ya bir filmi. Orada da oyuncu Fırat Çelik küçücük bir rolle katılıyor. Onun başka filmlerinde de oynamıştı daha önce. Burada da küçücük bir rolle yine bu filme katılıyor. Peki çok teşekkür ediyorum Kerem. Umarım izleyicilerimiz için çok faydalı bir rehber olacak. Biraz hızlı geçti. Durdura baksınlar değil mi? çok teşekkür ediyorum. İyi bir festival olsun hepimize. En kısa zamanda da görüşmek üzere. Tamam. Action'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.